Böyle şeyleri Kenan abi. O çünkü biz zaten beraberiz. Geldiğimiz ilk gün, Türkiye'ye geldiğimiz ilk günde beraberdik. Ayrılamıyoruz yani Kenan abi. Gerçekten. Sizin hani ayrılamıyoruz. Zor. Sevgiliniz de olmaz artık sizin çünkü. Allah. Tabii. Zaten ne yazmışlar Kenan abi biliyor musunuz internette? Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Murat ile Hilmi yazmışlar. Ben dağıldım, toparlayamıyorum Kenan. Öyle bir düşünmeye başlamışlar. Hilmi arıyorum. Canları sağ olsun, hiç önemli değil. Ben de onların yerinde olsam, böyle bir şey görsem ben de gülerim. Çünkü ben onların bu esprisini kaldırabilirim yani. Hani yoksa ne birbirimizden şüphemiz var ne de insanların bizden. Ama insanlar var. Böyle şeyler yazıyor. Burada da bir iki kişi yazmışlar. Ben okumuyorum. Yazabilirler. Yok, yazabilirler. Terbiyesizce yazmışlar. Tabii ki düşünürsün ama gördüğün zaman konuşmadan her şekilde anlaşılır bu. Abi sonuçta bunun yani şey yok ki. İlle bir fesatlık düşün. Evet. Ya, seviyoruz bunlar, yapacak bir şey. Bunlar çok sarılıyor birbirine acaba değil aralarında mi? Bir şey mi var? Evet. İki erkek nasıl oluyor gibi. O yazanı Survivor adasına göndermek lazım. Aynen. Aynen. Kız yani ondan sonra hiç fark etmez. Kız bu. Tek kız olarak mı gitsin? Yanına hiç fark etmez. Yani bizim ruh halimizi birebir yaşasın. Ondan sonra bize hak verecektir. Yaşamayan yani anlayamaz. Biz ne kadar anlarsak ama asla darılmıyoruz. İstediklerini yazabilirler. Ben tamamıyla ama artık şöhret oldunuz. Şöhretin bedeli var. Muhakkak. Yani kimi bayanlar için lezbiyen derler. Erkekler için gay derler. Başka şeyler olur. Başka şeyler yazılır. Bunlara alışmak zorundasınız. Özellikle bu Twitter dünyasında.